m fonksiyonu 3 eşdeğer formda verilmiştir. y kesişim noktasını en hızlı hangi formda görmek mümkündür demişler. Öncelikle birkaç şeyi hatırlatayım. Eğer y eşittir mx şeklinde bir fonksiyonumuz varsa, bu arada bunların hepsi eş değer ifadelermiş. Bunu bize soruda söylüyorlar. M fonksiyonu 3 eş değer formda verilmiş. Yani bunlardan herhangi birini cebirsel olarak değiştirerek diğerlerini elde edebiliriz. Şimdi mesela y eşittir mx grafiğini çizmek istiyoruz ve grafikte diyelim ki şöyle bir şeye benziyor. Evet. Bunun kolları aşağı doğru açılan bir parabol olduğunu buradaki bu forma bakarak ikinci dereceden olan terimin kat sayısının negatif olmasından anlayabiliyoruz değil mi? Demek ki bu aşağı doğru açılan bir parabol olacak. Çok da düzgün bir çizim olmamış ama her neyse. Eğer y kesişim noktasından bahsediyorsak aslında eğrinin y eksenini nerede kestiğini bulmak istiyoruz demektir. Yani x sıfıra eşit olduğunda y değeri nedir? Dolayısıyla baştaki soruyu aslında M0'ı en hızlı şekilde hangisiyle hesaplarız diye de düşünebiliriz. X0'a eşit olduğunda MX nedir? M0'ı en hızlı nasıl hesaplarız? En üstteki bu formda X yerine 0 yazabilir ve eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 9 işlemini yapabiliriz. Bunu hesaplamak çok da zor değil ama sonuçta kafamdan bazı hesaplamalar yapmam gerekecek. Benzer şekilde ikinci şıkta da X eşittir 0 için eksi 6'nın karesi değip 36'yı bulmamız, sonra bunu eksi 2 ile çarpıp eksi 72'yi elde etmemiz ve sonra da bunu 18 ile toplamamız lazım. Bunu da yapabiliriz ama yine biraz hesaplama yapmamız gerekecek değil mi? Fakat buradaki bu sonuncu şıkta ki bu standart form olarak bilinir, x0'a eşit olduğunda bu iki terimden kurtuluruz ve geriye m0 eşittir doğrudan eksi 54 kalır. Yani standart form en kolayıdır. Artık y kesişim noktasının 0'a eksi 54 olduğunu biliyoruz. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir noktaya değineceğim. Bazen tepe nokta formu. Evet, denen bu formla da karşılaşabilirsiniz. Bu da tepe noktasını bulmak için en kolay olanıdır. Bunun sonundaki şu artı 18'i gördüğünüzde bunu şuradaki eksi 54 gibi düşünebilirsiniz ve x 0'a eşit olduğunda diğerindeki gibi şu kısmı yok edebilirim diyebilirsiniz. Ama burada çok dikkatli olun çünkü x 0'a eşit olduğunda şu kısım aslında 0'a eşit olmaz. x 0'a eşit olduğunda az önce de söylediğim gibi eksi 6'nın karesi kalır ve buradan gelen 36 ile eksi 2'yi çarptığımızda da bu eksi 72'ye eşittir. Yani m0 kesinlikle 18 değildir. Bu yüzden çok çok dikkatli olmak gerekir. Fakat sonuçta bu sorudaki en iyi seçenek standart formdur. Tepe noktası formu veya çarpanlarına ayrılmış form değil. Çarpanlarına ayrılmış form tahmin edebileceğiniz gibi x'i 0 yapan değerleri bulmak için çok iyidir. Hadi gelin başka bir örnek daha yapalım. Aslında yine aynı mx verilmiş ama bu sefer başka bir şey sorulmuş. mx yine o üç formda verilmiş, tepe noktasını en hızlı hangi formda görmek mümkündür denmiş. Az önce zaten bunun tepe noktası formu olduğunu söylemiştim. Tepe noktasını önemli kılan şey aslında şudur. Bundan tepe noktasını bulabilmek için şu kısmın sıfıra eşit olması gerekir. Peki bunu nereden biliyorum? Tepe noktası formuna aşina olduktan sonra bu bir şekilde alışkanlık haline geliyor ama şöyle açıklayayım. Eğer bu kolları aşağı doğru açılan bir parabol ise tepe noktası maksimum noktaya ulaşılan yerdir. Burada gördüğünüz üzere x eksi 6'nın karesi asla negatif olamayacaktır. Fakat bunu eksi 2 ile çarptığımız için buranın tamamı her zaman negatif ya da sıfır olacaktır. Ya sıfır olacak ya da negatif bir değer olacak değil mi? O yüzden de denklem her zaman 18'de veya 18'den küçük bir değerle sonuçlanacak. Dolayısıyla tepe noktası yani buradaki maksimum noktayı bulmak istiyorsak şu kısmı sıfıra eşit yapan x değerini bulmalıyız. Çünkü başka herhangi bir x değeri için burası negatif bir değer olacak ve 18'in altına inmek gerekecek. Bunun için sadece hızlıca bir bakışla bile hangi x değerinin burayı sıfır yapacağını görebiliriz. Eğer x 6'ya eşitse 6 eksi 6 sıfıra eşittir. Sıfırın karesi sıfırdır. Çarpı eksi 2 de yine sıfırdır ve böylece m6 18'i eşittir. Bu form bize tepe noktasının x eşittir 6 ve y yani m6 eşittir 18 noktasında olduğunu çok hızlı bir şekilde gösterir. İsterseniz diğerleriyle de deneyebilirsiniz. En zor olanı standart form olacaktır. Standart formda kareye tamamlayabilir ya da başka teknikler yapabilirsiniz. Mesela bunu çarpanlarına ayrılmış forma getirmeye çalışabilirsiniz. Çarpanlarına ayrılmış formda x'i 0 yapan değerleri bulabilir ve sonra tepe noktasının noktasının x koordinatının 2x kesişim noktasının x koordinatlarının tam ortasında olduğundan yola çıkarak orta noktanın x koordinatını ve sonra da oradaki y değerini bulabilirsiniz. Ama sonuç olarak kesinlikle en kolay olanı bu. Yani tepe noktası formu. Peki tepe noktası neymiş? Tepe noktası 6'ya 18 noktasıymış. Şimdi son bir örnek daha yapalım. Burada farklı bir fonksiyon verilmiş. Peki f fonksiyonu 3 eş değer formla verilmiş. fx'i 0 yapan değerleri yani kökleri en hızlı hangi formda görmek mümkündür demişler. Bu sefer fx'i sıfır yapan değerlerden, yani köklerden bahsediyoruz. Şimdi diyelim ki bu x ekseni olsun. Böyle görünen bir parabol varsa, kökler veya sıfırlar da diyebiliriz, bu fonksiyonu sıfıra eşit yapan x değerleridir, değil mi? Başka bir deyişle bunlar x kesişim noktalarının x değerleridir. Peki, hangi şıkta bu fonksiyonun ne zaman sıfıra eşit olduğunu görmek acaba daha kolay? Yani bu formlardan hangisi en kolayıdır diyelim çünkü hepsi aslında eş değer. İlk iki seçeneği genişleterek sonuncudaki standart formu elde edebiliriz. Peki, fx'i 0 yapan değerleri tanımlamak hangisinde en kolay? Çarpanlar ayrılmış formda bunu veya bunu 0 yapan şey nedir diye hızlıca bakabiliriz. Çünkü bunu veya bu ikinciyi 0 yapan x değerleri aslında bu ifadenin tamamını 0 yapacak. Dolayısıyla hızlı bir şekilde x eksi 1'e eşitse bu 0 sıfır olacak diyebiliriz veya x eksi -11 11'e eşitse de bu sıfır olacak diyebiliriz. Yani bu f 0 yapan değerleri bulmak için çok hızlı bir yoldur. Mesela bu seçenek çok daha zor. 3 çarpı x artı 6'nın karesi eksi 75 eşittir 0 denklemini çözmemiz gerekecek. Biraz cebirsel işlem yapacağız ve sonunda bu cevaplara ulaşacağız. O yüzden tepe noktası formunu ediyorum. Ve bu formda yani standart formda ise yapacağım ilk şey onu çarpanlarına ayrılmış forma getirmek olmalı değil mi? Ardından da çarpanlarına ayrılmış formdan fx'i 0 yapan değerleri bulurum. Dolayısıyla bu da yine çarpanlarına ayrılmış formdan daha fazla iş yapmamız anlamına geliyor. O yüzden bunu da eliyorum. Kısacası fx'i sıfır yapan değerleri bulmaya çalışırken kullanacağımız şey kesinlikle çarpanlarına ayrılmış formdur. Soruda ayrıca fx'i sıfır yapan değerlerden birini yazın demişler. Buraya x eşittir eksi 1 veya x eşittir eksi 11 yazabiliriz.